Biz insanlığın tümünün sağlık hizmetlerine, modern sağlık hizmetlerine en iyi şekilde ulaşmasını düşünen bir hastaneyiz. Bunun için yurt dışından bizlere başvuran hastalarımıza kapılarımız sonuna kadar açık. Gönül rahatlığıyla bizlere başvurabilirler. Hastamız bize Kırgızistan'da anjiyo yapılmış. Anjiyo neticesinde kalp damarları tıkalı olan bir hastamız. Orada bypass kararı alınmış ama araştırmaları sonucunda hastanemizi tercih etmiş olan bir hasta. Bize başvurduğunda yaptığımız tetkikler sonrasında kalp ameliyatı yapılması gerektiğini bizler de kanaat getirdik. Zorlu bir hastaydı çünkü kalp fonksiyonlarının bir kısmını kaybetmiş bir hastaydı. Dolayısıyla yorucu 8 saatlik bir ameliyattan sonra yoğun bakım takipleri başladı. Yoğun bakım takiplerinde de muntazam bir şekilde sürdürdük. Daha sonra genel durumu düzelmesi üzerine servisimizi aldık. Bugün itibariyle hastamız taburcu olmaya hazır bir hastamız. Bizler yurt dışından bizlerin hastanesini, Eskişehir'imizi, şehir hastanesini gönül rahatlığıyla seçebileceklerini belirtmek isteriz. Gerçekten zorlu bir ameliyattı. Yani böyle ameliyatlar zaten yılda birkaç defa başımıza geliyor. Ve bizim hastanemizde bunu karşılayacak hemen hemen bütün teknik imkanlarımızın hepsi var. Yoğun bakım süreci özellikle çok zor geçti. Yaklaşık 3 gün boyunca yaşam destek cihazlarıyla epey bir uğraştık ama sonunda mutlu sona ulaştık. Bugün hastamızı taburcu ediyoruz. İnşallah daha iyi sağlıklı olaraktan kontrole gelecek bize. Burası Türkiye'deki en üst seviye hastanelerden birisi ya da eşit hastaneden birisi. Yani Ankara, İstanbul veya Avrupa'daki herhangi bir hastaneden hiçbir farkı yok. Orada yapılan işlemlerin aynısı burada da yapılıyor. O yüzden de yurt dışından tercih ediyorlar. Şimdi hastamıza koroner bypass ameliyatı yaptık. Koroner bypass ameliyatında 4 tane damarını değiştirdik. Ama buradaki en önemli olan olay kalbin daha önceki hastalığından dolayı yorgun olması. Bu yorgun olduğu için biz ameliyatta tabii kalbi durdurup daha sonra çalıştırarak yaptığımız bir ameliyat olduğu için bu ameliyatın çıkışında hastanın kalp çalışması zorlandı. O yüzden bizim bu ameliyatımız çok uzun sürdü ve bu yaklaşık 5-6 saat boyunca kalbi dinlendirip teknik destekle bu duruma getirdik. Ben babamı kalp hastalığı için bu Türkiye'ye getirdim. Türkiye'de söylediler kalp hastasını iyi ameliyat yapıyorlar. Buraya getirdim. Hocam sağ olsun ameliyat yaptı. Çok güzel. Babam şimdi iyi. Allah razı olsun. İnternetten gördük, internetten bulduk geldik. Sizden teşekkür ederim. Türkiye Cumhuriyeti'nden hepsinden bana bile yaptınız. Sağ attınız, sağ olun. Size diyelim ki yine de. Bundan soyundan da bel olun. Çok sağ olun, çok razıyız, çok teşekkür ettik. Çok sağ olun hocam sizlerden. Geçmiş olsun tekrar. Geçmiş olsun. Allah tekrar iyileştirsin.